Selam gençler, nasılsınız inşallah? İyisinizdir. 6 Haziran WWDC Apple etkinliği bitti arkadaşlar ve biz sizlerle heyecanımı paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Onur Akbaş Apple etkinliklerinden sonra bir heyecan yaşıyor ve bunu paylaşıyor. Bu videoda etkinlikte nelerden bahsettiler, neler anlattılar, neler yenilenmiş, yeni Mac geldi vesaire, onlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar tam 6 sayfa not aldım. Acayip uzun sürdü. Heyecanı paylaşıyorum dediğim gibi. Kısa bir özet olacak. Hatalarım olursa beni hatalarımla severseniz arkadaşlar çok sevinirim ve başlıyorum. iOS 16. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben iOS 13 zamanında bir video çekmiştim. Apple'ın eksikleri varmış diye bayağı gömçertmiştim iOS 13'ü. iOS 14'e geçerken en az yarısını ne kadar eksik söylediysem düzeltmişlerdi arkadaşlar. iOS gerçekten gelişiyor. Saçma sapan eksiklikleri var. Mesela bu etkinlikte telefon uygulamasına hiç değinmediler. Keşke telefon uygulamasını baştan aşağı bir değiştirdim. Ama Apple'ın yaklaşımı işte biraz garip, yani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Güzel geliştirmeler var. Birincisiyle başlıyorum. Kilit ekranını tamamen kişiselleştirebiliyoruz. Kişiselleştirilebilir bir kilit ekranı geliyor. Aynı zamanda widgetlar da eklenebiliyor kilit ekranına. Daha da güzeli kilit ekranları oluşturup o ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aslında biraz saate benziyor. Yani şöyle saat arayüzleri arasında geçebiliyoruz ya, şu şekilde nasıl geçeceğiz. Yani şöyle bugün böyle takılayım, yarın şöyle takılayım diyebiliyoruz. Gösteremiyorum ki. Yani şu olayı iPhone'lara da getirmişler. Aslında biraz Apple Watch'a benzeyecek iPhone'lar. Bu şekilde kişiselleştirebiliyoruz. İşte renkleri değiştirebiliyoruz. Portre modundaki yine Apple Watch'taki özelliği kullanabiliyoruz. Ekran görüntüsü olarak. Ve widget'lar canlı olarak bilgi verebilecek de. İşte Uber'in widget'ını yapmışlar. Sen giderken telefonu alıp sürekli haritaya girip neredeyiz diye bakmana gerek yok. Uber uygulamasının widget'ı yolda ne kadar süre geçtiğini, ne kadar kaldığını orada gösteriyor. Bu şekilde güzel bir geliştirme olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Ben kilit ekranı, yeni kilit ekranı güzel olmuş yani. Bir katma değeri var telefonlarımız arkadaşlar. Mesajlar uygulamasına düzenleme, gönderilen mesaj düzenleme ve geri alma özelliği geldi. Gönderme, iptal et özelliği geldi. Süper bir özellik. Bu arada mesajlar uygulaması çok güzel de kullanmıyoruz ya. Ben hiç hayatımda kimseyle kullanmıyorum ama güzel bir uygulama bu arada. Gerçi bu özellik yeni geldiğine göre güzel de değildir aslında yani. SharePlay özelliği mesajlara gelmiş. Mesajlardan da SharePlay yapıp işte birlikte müzik dinleyelim, birlikte film izleyelim olaylarını. Mesajlar uygulamasından da yapabileceğiz. Dikteyi geliştirmişler. Dikte açıkken konuşuyorsunuz, işte söyledikleriniz direkt yazıyor. Açıkken daha kapatmadan düzenleyebiliyorsunuz falan. Dikteyle tekrar devam edebiliyorsunuz. Bu gibi geliştirmeler yapmışlar. Bu Light Hits özelliği gelmişti. İşte galerideki bir fotoğrafın üzerindeki yazıyı okuyabiliyordunuz. İşte birisi IBAN gönderdiğinde falan okuyabiliyorsun. Direkt yazıya çevirebiliyordu. Şimdi bunu videoya getirmişler. Bence çok güzel olmuş. Ama YouTube'da çalışacak mı bilmiyorum. En çok kullanılacağı durumda aslında YouTube'daki eğitim videolarındaki ders notlarını vesaire durdurup direkt kopyalayıp alabileceğiz. Ama YouTube'da olacak mı bilmiyorum. Videolara böyle bir özellik geliyor. Videoların içinden yazıları tekst olarak kopyalayabileceğiz arkadaşlar. Bir diğer özellik de resimlerin içindeki objeleri tanıyacak ve bu objeleri de aynı tekst gibi çıkarıp işte mesajları uygulamasında falan kopyalayıp yapıştırabileceğiz. Böyle enteresan özellikler var arkadaşlar. Wallet ve Apple Pay ile ilgili yeni özellikler vardı. Geçiyorum, bizde yok. Haritalar gelişmiş durumda. İşte haritalarda toplu taşıma ile ilgili fiyat bilgileri gelecek. Bakalım Türkiye'de çalışacak mı o özellik. Yani toplu taşımayı tanıyor ama fiyatları da yazarsa iyi olur. Çoklu adres özelliği gelmiş. Bir rota oluşturduğunuz zaman şuraya uğra, A noktasına, B noktasına, C noktasına uğra deyip bir rotasyon oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle hiç olmayan özellikler gelmiş. Ebeveyn kontrolleri geliştirilmiş. Cihazlara artık çocuklarınız isminizi atayıp cihazları verirken çocuklarınızın cihazını işte bu Onur'un telefonu diyebiliyorsunuz. Onur'un telefonuna şu saate kadar kullanabilsin, şu uygulamayı açabilsin falan gibi kısıtlamalar yapabiliyorsunuz. Güzel geliştirmeler var. Detayları işlem sistemi geldiğinde inceleriz. Ben kısaca bir özet geçiyorum. Fotoğrafları uygulamasına iCloud albümlerini paylaşma özelliği gelmiş. Daha da güzeli kamera uygulamasından direkt paylaşılan albüme fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu genelde böyle gezide falan oluyor. Yani bir geziye gittiğiniz zaman atıyorum Bodrum gezisi yapıp oradan sonra ayarları da Bodrum gezisine paylaş şeklinde yaptığınız zaman bugün çektiğiniz fotoğraflar o albüme kaydolur ve kimse kimseye airdrop'tan o stabil çalışmayan ara sıra çalışıp ara sıra çalışmayan airdrop'tan kurtulmuş olursunuz. Bence güzel bir özellik olmuş. Demek ki burada herkesin iCloud hesabının olması gerekiyor arkadaşlar. Home uygulaması ile ilgili geliştirmeler vardı. Ya Home uygulamasını başarılı bulmuyorum. Benim evimde mesela Home uygulamasını destekleyen bir Xiaomi'nin ampulü var ama Xiaomi'nin uygulamasına girdiğiniz zaman çok daha fazla özellik var. Home uygulamasına aç kapa, sarı yap, mavi yap gibi özellikler. O yüzden Home uygulamasını bir türlü hayatımın içine geçiremedim ki zaten cihazlarım da yok. O yüzden şimdi es geçmek istiyorum. Gelelim CarPlay'e. Şimdi CarPlay benim hayatımda hiç yok. Olmadı. Çok yakın zamanda olmayacak gibi ama CarPlay çok geliştirmişler. Yani gerçekten bir
aracın işletim sistemini sanki böyle Apple Car'a çeviriyormuş gibi, yani işletim sistemini ele geçiyor ve arabayı Apple Car'a çeviriyor gibi, gerçekten bütün kadranları vesaire dahil Apple kendisi kişiselleştirmiş. Yani bu durumda gördüğüm kadarıyla ekranı komple ele geçiriyorsunuz ve bütün tasarımlar Apple tasarımı oluyor. İşte mesajları görüyorsunuz, hava durumunu vesaire, müzik kontrollerini görebiliyorsunuz. Yani ince uzun ekranlı bir araba tasarlamışlardı. İnanılmaz güzel görünüyordu. Gerçekten arabaya bindiğin zaman araban Apple oluyor abi. BMW ise Apple'a dönüyor şeklinde olmuş ama o kadar büyük ekranlı araba çok yok piyasada. Kaç tane arabayı destekleyecek ya da işte büyük ekrandaysa küçüğe göre optimize olabilecek mi bilmiyorum. Ama görüntüler bayağı keyifliydi yani. İnsanın böyle bir yeni araba alası geliyor ama şimdi çok para harcamak istemiyorum. Ocho S9 zaten de artık istediğim sistemin güncellenecek. Yeni kadranlar gelmiş arkadaşlar. Hayırlı olsun. Fitness yaparken yeni metrikler gelmiş. Koşu yaparken vesaire daha fazla detayı gösterecek. Acaba ip atlama özelliğini, atlama sayısı geldi mi çok merak ediyorum. Onu artık gelince bakacağız. Bu gibi geliştirmeler yapmışlar. Daha da güzeli, ekranda bir antrenman yaparken metrikleri yazıyormuş. 4-5 satır bir şey. Aşağı doğru kaydırayım daha detaya bakayım diyemiyor. Yani diyelim ki bir koşu yapıyorsun. 6 tane metrik var. Bunun 4'ünü ekranda gösteriyorsa ikisini gösteremiyordu. Halbuki çok basit. Burada crown var. Çevireyim aşağı kaysın göreyim. Olmuyordu arkadaşlar. Yani biraz amatördü bu açıdan. Onları işte düzeltmişler. Aşağı doğru artık kaydırarak daha çok veriyi koşarken, spor yaparken görebileceğiz. Güzel geliştirmeler var. Bir de custom'a kişiselleştirebilir antrenman modu da gelmiş. 2 kere atla zıpla, 3 kere koştur gibi antrenman planı oluşturup kendinize özel bir kişiselleştirmiş bir antrenman programı da oluşturabileceksiniz. Yine Apple Watch incelemesinde eleştirmemiştim galiba bunu ama diğer saatlerde olan özelliklerde Apple Watch'ta gelişiyor. Bak sevmeye başladı. Şimdi yavaş yavaş ısınıyorum. iOS 13'te bayağı eleştirmiştim. Artık çok iPhone'u adam akıllı hale getirdiler. Bayağı geliştirmeler oldu. Böyle neyi eleştirsem yavaş yavaş düzeliyor gibi geliyor bana. O yüzden Apple'ı gün geçtik daha çok seviyorum. Ya bana şey diyorlar böyle, bir akıllımız sensin ya. Bir senin aklına geliyor. Bir sen düşündün. Milyonlarca insan kullanıyor bu cihazları. Yok şu kadar mühendis var bilmem ne. Abi gelmiyor işte yani. Bak yavaş yavaş geliyor yani. Anladın mı? Eksik her zaman vardır. Bu eksikleri söylemek gerekiyor bence. Görüyorsunuz düzeldiğini de görüyoruz. Bu muhteşem bir şey. Mesela uyku modu. Bu saatin uyku modunu çok eleştirmiştim. Ben artık uyku modunda işte REM uykusunda mısın, derin uykusunda mısın bunları raporlayacak. Ama otomatik olarak track edecek mi bilmiyorum. Otomatik takip edemiyor bu saat şu anda. Belki o da gelir bilmiyorum ama yine de uykuyla ilgili daha fazla veri verecek bize. Bu da güzel geliştirmelerden birisi. Yine dediğim gibi yani 300-500 liralık bentler bile bunları zaten yapıyordu. O yüzden de eleştiriyordum. Orada da bana sen saatten ne anlarsın demişler. Bak demek ki anlıyoruz ki eksik bulduğum şeyler geliyor. Ve yeni M2. Donanıma geçelim. M2'yi tanıttılar. Yeni işlemciler arkadaşlar. M1'den sonra M2. M2 ile beraber yeni bir MacBook Air tanıttılar. Ya MacBook Air. Bu bilgisayarı tam olması gerektiği gibi hali. Ya yani şunun incelsi çok güzel olur diyordum. Bu arada ince aslında da kalın görünüyor. Şişman görünen bir bilgisayar bu. Air bu şekilde geliyor. Bu yeni tasarım diliyle beraber geliyor. Ve yeni işte çentiği vesaire de var. Çok tatlı görünüyor. Yeni renkleri de var. Yine bu arada eskisi daha ince görünecektir. Çünkü eskisinin yatayda iki yüksekliği var. 0.41 cm ince kısmı. 1.61 cm de kalın kısmıydı. Şimdi yeni gelecek olan Air'ın 1.13 cm yani 11.3 mm bir kalınlığı var. Ve sabit arkadaşlar. Ben tasarımını beğendim. İşte olması gereken bu. Çok güzel görünüyordu açıkçası rengi de. Mavi rengi vardı. Bayağı güzel görünüyordu. Alacaklara hayırlı olsun. Ben alamayacağım. Yani M2'de çok boğulmak istemiyorum ama genel olarak %50 fazla bant genişliği var bu işlemcinin M1'e göre. CPU performansı %18 daha fazla. GPU performansı da %25 daha fazla görünüyor. Kağıt üzerinde en azından bu şekilde. 8 çekirdekli, 4'ü verimlilik, 4'ü yüksek performans üzere işlemci çekirdekleri var. 10 tane de GPU çekirdekleri var arkadaşlar. Bu arada MacBook Air'de dünyanın en çok satan laptopuymuş. Hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Özellikle M serisi. Apple Silicon'dan sonra sonuna kadar hak ediyor. Yeni tasarımla beraber tabii ki MagSafe geldi. Parlaklık biraz artmış. 500 nit parlaklığa çıkmış. Kendisi 18 saat video oynatabiliyor. Pil ömrü harika. Aynı zamanda M2 işlemcisi eski tasarıma sahip olan M1 Pro vardı ya, ona da geliyor arkadaşlar. O da 20 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak. Touch barlı olan MacBook Pro hala devam ediyor. Fanlı tasarım M2 versiyonuna. Yoluna devam ediyor. Ve yeni Mac işletim sistemi macOS Ventura arkadaşlar. Böyle
Süper Sport Otomobil ismi gibi Ventura güzel bir ismi var. Yeni özellikleri var. Stage Manager diye bir özellik geldi. Uygulamaları sol tarafta böyle bir gruplayabiliyorsunuz. Daha düzenli ve planlı çalışabileceğiniz gibi tasarlamışlar. Ama ben bunu kullanmadan yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Mac'in çalışma alanını biraz kısıtlamış gibi görünüyor tasarım deliğiyle beraber. O çalışma alanının tasarımıyla beraber aynı özelliği iPad için de duyurdular ve iPad'de daha mantıklı görünüyor. Yani iPad için daha uygunmuş gibi geldi. Ama bu Stage Manager'ı kullanacağız. Eğer çok verimliliğimizi arttırıyorsa hayatımıza da alacağız. Spotlight ile ilgili geliştirmeler var. Safari ile ilgili geliştirmeler var. Safari'de Paste Keys özelliğini tanıttılar. Yani sitelere artık direkt parmak izinizle giriş yapın. Şifre koymayın. Direkt her şeyi biz halledelim diyorlar. Bayağı da mantıklı geldi. Eğer Safari ya da Apple ekosisteminde çalışıyorsanız Paste Keys güzel olacaktır. Gaming tarafında da geliştirmeler var. Metal 3 geliyor ve bu etkinlikte ben Apple'ın biraz oyunlara daha fazla durduğunu gördüm. Sanki ileride yani bir 5 yıl sonra filan artık Mac'ler bir oyuncu bilgisayarda olabilir gibi geliyor bana. Bu konuda Apple'ın hep eksikleri vardı ama geliştiriyorlar gördüğünüz gibi. İşte Resident Evil Evil'ın bir versiyonunu gösterdiler. Fena görünmüyordu. Yani sanki artık şey diyorlar işte ya daha iyi gölgeler, daha iyi parlaklık, daha iyi detaylar olacak. İşte 4K'da olacak bunlar gibi detaylardan bahsettiler. Gerçekten ileride Apple'da da böyle yüksek görüntü kalitesine sahip oyunlar görebiliriz gibi geliyor bana. Yani bu M serisi işlemcilerin, Apple silikonların artık bu kadar render performansını bilmem nesini oyunlarda da görsek iyi olacak. Bununla ilgili de işte Metal 3 gibi böyle yazılımsal destekler geliyor. Belki ileride bir gaming bilgisayarına dönüşebilir Mac'ler. Bilmiyorum. Şimdi de tahmin. Mac'lerin saçma sapan bir özellik geldi ama çok güzel. Böyle Çinli özelliği gibi Android telefonlarda falan da bu çok vardı. Yani iPhone'ların kamerasını artık webcam olarak kullanabileceğiz ve taktığınız zaman direkt tanıyacak geniş açılı kamerasını kullanabileceğiz. Hatta ikinci kamera olarak da kullanabileceğiz. Bununla ilgili bir MagSafe aparat yapmışlar. Gelirse Türkiye'ye alırız hemen. Telefonunuzu gidip takıyorsunuz Mac'in üzerine ve direkt kamera aktif oluyor. Bu şekilde FaceTime toplantılarınızı vesaire da diğer toplantı uygulamaları da yani Microsoft Teams gibi uygulamada destekleyeceğini gösteriyordu. İkinci kamera olarak da kullanabiliyor olmak güzel. Böyle sağa solu çekip hem yüzünü hem masaya gösterebiliyorsun. Bu güzel geçtiğinde ben sevdim bayağı. iPadOS 16 da tanıtıldı. Artık buradaki özelliklerin birçoğu iOS'daki gibi ve bir kısmı da Mac'teki gibi işte Mac'teki Stage Manager iPad'e de geldi. İşte çoklu uygulamalarla çalışırken daha böyle masaüstü yönetimi daha kolay olacaktır. iPad için bence bu özellik daha güzel. Birkaç tane uygulamayı bu şekilde kullanmak, aralarında geçiş yapmak daha mantıklı ve pratik olacaktır. Onun dışında collaboration özelliğine değindiler. Yani bu cihazlarla çoklu uygulamalar arasında çalışabiliyorsunuz. Aslında Google'ın uygulamaları da öyledir. İşte Google dokümanlarda yaptığın bir değişikliği bir başka arkadaşına atayabilirsin. Sen o değişikliği yaparken o senin yaptığın o değişikliği görebilir filan. Bu şekilde Apple'ın kendi işte Pages uygulaması vesaire bu gibi çalışabilecek. Aynı zamanda Pages uygulamasıyla çalışırken işte arkadaşını atadın. İkiniz aynı anda dosya üzerinde çalışıyorsunuz. Ondan sadece bir FaceTime yapalım dedim. FaceTime'e geçebiliyorsun aynı arkadaşlarına falan. Böyle işte oradan Safari'ye geçeyim şunları göstereyim diyebiliyorsun. Sunum yapabiliyorsun. Yani birlikte çalışmayla ilgili güzel bir geliştirme yapmışlar. Apple ekosisteminin bence kazandığı güzel özelliklerden birisi olmuş. Bir de referans mod getirmişler. iPad'ler biliyorsunuz ikinci ekran olarak kullanılabiliyor Mac'ler için. Referans modu aldığınız zaman video düzenlerken ya da fotoğraf düzenlerken profesyonel bir iş yaparken renk kalibrasyonunu referans monitörmüş gibi kalibre ederek daha doğru renkleri görmez yarıyor. Ya da daha profesyonel işler için kullanabileceksiniz. Aslında iPad Pro'ların ekranı çok iyi. İşte bu iyi ekranları bu şekilde daha verimli şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Vallahi ben yoruldum. Kayıt 22 dakika 23 dakikayı buldu. Artık yazılımlar cihazlarımıza geldiği zaman bakarız. Bir eleştiri videosu daha çekeceğim ama bakalım neler gelişmiş neler gelişmemiş. Ona göre eski videoyla kıyaslayarak yeni bir video daha yapacağım zamanı geldiğinde. Vallahi bu etkinlik için çok çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka kanala abone olun. Videoyu beğenin. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Anlık olarak paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.